المدرسين على المحبه، على المحبه والشفقه، المحبه والشفقه üzerine. Hücum etmesine müsaade eder mi, yani izin verir mi, aklen böyle bir şey mümkün müdür? Yani mümkün değil. İşte rahmet ve ne dedi orada? Zaten la mümkün değildir. Bir şey de okuyayım hocam. Olur, olur. La mümkün değildir. Bel bilakis min şe'ni tilke rahmeti, o rahmetin şanındandır. Ne en tüsellika, musallat etmesi, neyi el firaka el ebediye, ebedi ayrılığı, neyi alel hicrani la yezali, la yezali olan, yani daim olan hicran üzerine ebedi ayrılığı musallat etmesi, daha vel hicrani la yezaliye, la yezali yani daim olan hicranı da musallat etmesi, neye musallat etmesi, alel firaka el ebediye, ebedi ayrılığa musallat etmesi, daha vel ademe ve yokluğu da musallat etmesi Allah'ın rahmetindendir. Ne üzerine? Aleyhima, bu firak ve hicran üzerine. Yokluğu da bu firak ve hicran üzerine, ayrılık üzerine musallat etmesi Allah'ın rahmetindendir. Bu şefkat ve muhabbete mi? Şefkat ve muhabbetin üzerine onları salması. Şefkat, muhabbet şey yaptı, geldi geçti. O bitti hocam. Öyle mi? Tabii. Alel muhabbeti ve şefkati. Muhabbet ve şefkat üzerine bizi hiç musallat eder mi? Yani la, musallat etmez. Bel bilakis min şehitilke rahmeti, Allah'ın rahmetinin şanındandır. Ne en tüsebita li firatan ebediyye alel hicranin la yezaliye. La yezali olan, yani daim olan hicrana ebedi ayrılığı musallat etmesi. Ve hicranin la yezaliye alel firaki ebediyye. Daimi olan hicranı da ebedi firaka musallat etmesi Allah'ın şanı şeyindendir. Rahmetinin şanındandır. Vel ademe aleyhima, vel ademe ademi de musallat etmesi, yani yokluğu da musallat etmesi Allah'ın rahmetinin şanındandır. Aleyhima firak ve hicran üzerine. Yani ha, firak da yok olacak, tamam. Hicran da yok olacak. Tamam. En sonunda bunlar da yok olacağı için Allah'ın rahmeti ne olacak? Muhabbet ve şefkatle beraber ortaya tamam. Çıkmış olacak. Şimdi ben anladım. Evet hocam. Devam edelim. Evet. Yani rahmetin icabı olur ki şefkat ve muhabbeti ebedi kılmasıdır. Evet. Yani insan yaşadığı müddetçe ister canlılardan olsun, ister yakınlarından olsun, ister cansızlardan olsun, insanlar, diğer varlıklarla. Bu da bir kudum dedi, değil mi? Bu da bir kudum dedi. Azami rahmeti. Allah'ın rahmetinin en büyüğü olan saadetinin gelmesiyle. Gelmeyecekse o zaman ben bu hanımımı niye sevdim? Bu çocuğumu niye sevdim? Babamla, annemle niye böyle bir muhabbet, muarefe oldu? Böyle bir muhabbet var. Bu sevgi, yani eğer ebedi olmayacaksa ben ebedi ayrılacağım birisiyle niye bu kadar fazla muhabbet ettim? Böyle firak-ı layezali varsa, hiçbir daha bir araya gelmeyeceksem. Bu nedir? Büyük bir zulüm olur. Evet. Büyük bir abesiyet olur. Şimdi, yani eğer saadeti ebediye geliyorsa ben 10 sene, 20 sene, 50 sene neyse beraber bulunduğum diyelim refikayı hayatım, hayat arkadaşımla ayrıldım. Bir daha da buluşmayacağım tarzında eğer ahiret yoksa bu büyük bir zulüm olur. Halbuki saadeti saadet, nimeti nimet, rahmeti rahmet yapan ondaki devamlılıktır. Demek ki ahirette bunlar devam edecek ki hem de hiç kesintiye uğramadan aralıksız devam edeceği için saadeti ebediyenin kudumu, gelişi ancak rahmet olur. Onun varlığıyla rahmet olur. Evet. Ve aklen de geride geçtiği gibi efe yumkünü fil akle en tüsaide tilke rahmetul daruriyetü li hücumü firâkıl ebediyü ve hicran la izali alel mahabbeti ve şefkatim. O zaman aklen mümkün müdür? Yani bu zaruri olan, yani reddi mümkün olmayan yani rahmet izin vermesi. Neye izin vermesi? İşte ebedi firak ile laizali olan hicranın muhabbet ve şefkate musallat olmasına, hücum etmesine. Peki böyle müsaade eder mi Mevla buna? Etmez. Rahmeti sonra aklıma geldi. Hani dünyadaki o sevgi ahirete devam edeceği için bu Süleyman Hocam'ın söylediği şey
Peki dünyada biri cennet ehli, biri cehennem ehli oldu. Seviyor çocuğunu veya karısıdır veya ahbabıdır neyse ama o onu görmeyecek. O zaman şimdi şöyle, kitabın ortasından sordum. Estağfurullah. Size. Estağfurullah. Şimdi buna iki türlü cevap verilir. Birisini şöyle düşünmek lazım. Her insan babasını sever, her insan hanımını sever. Sevmeyen normaldir tabii ki. Hanımını. Bana görünmeden kime görünürsen görünür. Her şey normalse sever hocam. Her şey normalse hocam, sever. İstisnaları konuşmuyor. Evladını sever. İstisnalar müstesna. En nadiru kel ma'dum. Aynen. Dolayısıyla insan normalde babasını sever. Ama ve lakin İbrahim aleyhisselamın babasıyla ilgili ayetlere baktığımız zaman da ve hadis-i şeriflere baktığımız zaman da ehli cehennem, ehli nar olduğu ve İbrahim aleyhisselamın da bundan mahşer gününde muzdarip olmayacağını biz öğrenmiş oluyoruz. Naslardan yani Kur'an'dan ve sünnetten yani bunu öğrenmiş oluyoruz. Buradaki sevgi dünyada sınırlı kalabilir. Ahirette geçtiğinde hakikati gördükten sonra onu beri olabilir. Ne olabilir? Yani buradaki sevgi, dünyadaki sevgi çocuğunu veya babasını veya ahbabını seviyor. Ahiretteki onun hakikatini gördüğü için ondan soğabilir yani. Bu bir. Bir de şöyle bir şey var. Bir insan mesela bunu nerede gördüğümü hatırlayamıyorum. Yıllar oldu. Muhtemelen ya bir tefsirde gördüm veya bir hadis-i şerifte gördüm. Kişi mesela cennetlik, ailesi cehennemlik, o kişi kadın cennete gitmişse üzülmesi, kadın üzülmesin diye, adam cennete gitmişse adam üzülmesin diye Allah-u Teala onun hanımının veya kocasının suretinde bir insan yaratıyor. Hani ve eti bir halkın cedid ayeti kerimesi de var ya, Allah da yeni yeni insanlar yaratacak. O kişi de diyor ki, aa işte kocam veyahut da efendim işte ne yapmış, hani imanını şey yapmış, kurtarmış. İşte gelmiş diyecek. Dünyadaki programı ona gidiyor yani. Tabii, aynen öyle. Dolayısıyla buradaki kasıt cennet ehlinin, çünkü orada üzülmek yok. Evet. Cennetteki kişiyi üzmemek. Öbürü ne olmuştur? O bizi ilgilendirmiyor. Yevmi yefirru merhum şey değil. O mahşer çıktı. Mahşerin tespit hocam. Tamam hocam, kaçıyor yani. Sevdiğinden kaçar mı adam? Şöyle, sevdiğinden şöyle kaçar. Orada onun istisnaları var. Allah için birbirini seven insanlar kaçmayacak mahşer. Yani oradaki sevginin ve muhabbetin ve şefkatin. Şimdi mesela bizim burada toplanmamız eğer Allah içinse inşallah kaçma olmayacak. İşte olmaz mı hocam yani acizane? Yoksa nefsane sevgilerin, arzuların ebedilik imkanı olmayacağını. Yani ahiret hüzün yeri değil bir defa. Ehli cennet için söylüyoruz. Hüzün diye bir şey yok. Yani bir şeyle kıyas ederek işte burada dünyadan sevinci ahirete götürür. La yesmauna fiha lawwa ve la kizzaba. Yani orada hüzünle ilgili herhangi bir şey yok. Hatta senin benim cennetimin cennetimin büyüklüğü küçüklüğünü bile kıyaslama gibi bir şey de yok. Burada siz iki kişiye araba verirsiniz. Birisine Mercedes verirsiniz, birine Tofaş verirsiniz. Benimki niye Tofaş oldu der, yine rahatsız olur. Ama cennette böyle bir kıyaslama da söz konusu. Benim birinci anladığım bu. İkincisi, birisini düşünün ki sizin sevdiğiniz ve yakınınızdır. Hani Hazreti Üstad'ın buradaki yaklaşımı şu, cehennem bile ebedi olmak cihetiyle rahmet yeridir. Ebedi olmak cihetiyle. Çünkü Cenab-ı Hak onları Adem'e göndermiyor, mahvetmiyor, yok etmiyor. Yokluk daha büyük eziyet. Yokluk evet, en büyük eziyet. Dolayısıyla hakiki manada yokluk yoktur. Hakiki, yani Adem'in sırf yoktur. Birini düşünün, yakınınız olsun ama büyük bir suç işlemiş olsun, bize sorsalar bu suçun iki türlü cezası var, tamamen siz muhayyersiniz, ikisinden birini tercih edin, ya ömür boyu müebbet hapis yahut da idam deseler biz hangisini tercih ederiz? Görmeyeceğiz, görüşmeyeceğiz ama sadece hayatta olduğunu bileceğiz, var olduğunu bileceğiz. Müebbet hapisi tercih ederiz. Bunun gibi yani sevdiklerinin ebedi olarak orada da var olacağını bilmesi, ebedi yok olmadığını bilip var olduğunu bilmesi insan için yine bir teselli kaynağıdır. Yani hocam şimdi ama cennette benim yakınlarım cehennemdedir diye bir düşünce yine olmayacak. Şimdi, hocam o zaman şöyle bir aklıma bir şey daha geldi. Mesela sizin şeyiniz
yakınını, birinin yakını diyelim, yani Allah muhafaza, çok azap görüyor, çok işkence görüyor. Onun ölmesi mi? Yoksa kalması mı? Mesela o diğeri azapta, işte, azapta görüyor. Dünya şartları, o azapla alakalı da farklı şeyler var, rivayetler var. Dünya şartları da sizin dediğiniz gibi de ahiret deyince hiç yok olmayı bir düşünür müsünüz? Yok olacak. Hiçbir zaman var olmayacak. Ölüm yok olmak değil ama. Dikkat edecektim mi hocam? Mesela dünyada Allah anlamına sevmek çok kıymetli. Evet. Ahirette isimlerin tecellisine basar olacak sen. Yani muhabbet Allah'tan başladığı için başka şey düşünmek olmaz bence. Devam ediyor hocam. Buyurunuz. وَأَمَّا الْبُرْحَانُ الثَّامِنُ 8. burhana delile gelince, öyle 8. burhan ki el-musarrihu, tasrih eden, açıklayan ki فَهُوَ bu 8. burhan nedir? Lisan-ı Muhammedin aleyhisselam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanıdır. Öyle Muhammed ki aleyhisselatü vesselam, es-sadiqu, doğru olan. Yine öyle Muhammed ki el-mastuqu, doğrulanan. Es-sadiqu, doğru olan, el-mesduqu, doğrulanan diye başkaları tarafından. وَلَقَدْ مُحَقَّقْ فَتَحَ açtı kelamı, onun kelamı neyi açtı? اَبْوَابَ السَّعَادَةِ الْاَبَدِيَّةِ ebedi saadetin kapılarını açtı. Ne üzerine ala enne icma'an enbiya'i şunun üzerine ki Muhammed muhakkak peygamberlerin icma etmiş olması kimden o peygamberlerden? Min Ademihim ila Hatemihim. Evet, birinci peygamber olan Adem aleyhisselamdan son peygamber olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar. Min Ademihim ila Hatemihim. Adem'inden Hatemine aleyhisselam. Selam ondan üzerine olsun. Enbiyanın tamamının icması ne üzere icması? Ala hadihle hakikati. Bu hakikat, yani bu haşir hakikati üzere icması nedir? Hüccetün, hakikiyetün, kat'iyetün, kat'i olan, kesin olan hakiki bir hüccettir, delildir. Ne üzere delildir? Ala hadel mudda'a, ala hadel mudda'a, bu iddia edilen haşir üzerine. Bu iddia edilen haşir üzerine kat'i olan hakiki bir delildir. Daha neye hüccettir, delildir? Ve li emri ma. Emrin ma değil, veli emrin ma, emri ma. Öyle bir işe ki, öyle bir işe delildir ki, ittefakû, o enbiya ne yaptı? İttifak ettiler. O enbiyanın ittifak etmiş olduğu şeylere de nedir? Delildir. Bu delil olan şey ne? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar Adem aleyhisselam'dan enbiyanın icma etmesi ve Efendimizin bu husustaki sözleri, icma ile alakalı, şeyle alakalı, haşırla alakalı sözleri. Zamanca, mekanca, haşır ve neşir hakkın buyurması gibi. Zamanca, mekanca, dilce, kültürce birbirinden farklı olan bir rivayet 124 bin, başka bir rivayet 224 bin peygamberin hepsinin beraber tek bir noktada öldükten sonra dirilmek vardır. Haşır vardır. Yani haşır buraya işte vel ba'tu ba'del mevt hakkun demeleri, bunların ittifakları çok kuvvetli bir delildir. Haşrın varlığına delildir. Çünkü birbirlerinden çok farklı zamanlarda, farklı mekanlarda, farklı yerlerde, farklı dilleri konuşan, farklı kültürlerde yetişen ama bulundukları yerin de, bulundukları zamanın da yıldızları gibi kıymetli, değerli olan insanları aynı şeyi ittifakla söylemiş olması çok sağlam, mütevatir derecesinde kuvvetli bir delil olur. Derecesinde değil, öyle yani, mütevatir. Başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere. وَأَمَّا الْبُرْحَانُ التَّاسِعُ 9. burhana gelince فَهُوَ دَهَدِرْ اِخْبَارُ الْقُرْآنِ Kur'an-ı Azimüşşan'ın haber vermesidir. Öyle Kur'an ki el-mu'cizi evet, mu'ciz, aciz, muhatabını aciz bırakan Kur'an-ı Azimüşşan'ın haber vermesidir. İyidir çünkü el-tenzilu, tenzil, bir ismine tenzil olan Kur'an öyle tenzil ki el-musaddaku, tasdik edilen ne-i'cazuhu evet, mucize olması, i'cazı neyle tasdik edilen? Bir sebate evcuhin, yedi vecih ile, yani yedi kıraat ile i'cazı tasdik edilen tenzil fi selâsete aşara asran, 13 asırda, yani 13. asırdan bu yana Hz. Üstad kendi yaşamış olduğu zaman dilimini tabii ki şey alıyor,
13. asır deyince, şimdi o asır değişti tabii ki. Tenzilin yani Kur'an-ı Kerim'in davası nedir? Aynı burhaniha, o davanın delilinin aynısıdır. Fe ihbaruhu ve o tenzilin yani Kur'an-ı Azimuşşan'ın ihbaruhu haberleri ise nedir? Keşşafun mübala ile keşfedendir. Neyi? Lil haşri haşri. Keşfeden, ortaya koyan. Öyle haşır ki el cismani, cismani olan haşır. Daha nedir? Ve miftahun ve anahtardır. Niçin? Lehu o cismani haşır için bir anahtardır. Anahtarlardır. Geçiyorum hocam. Evet. Ve emmel burhanul aşir, 10. burhana gelince öyle burhan ki el müştemilu şamil olan ne üzerine ala ulufin binlercesi üzerine neden minel berahini delillerden elleti öyle deliller ki tebammene koltukladı ha o haşrı ne koltukladı kesirun pek çoğu neden minel ayati ayetlerden pek çoğunun kendisini koltuklamış olduğu delillerden binlercesi üzerine şamil olan 10. delile gelince ne gibi mislu estaînu billah fakat halakakum atvara وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارًا ayet-i kerimesi gibi Nuh suresi 14. ayet-i kerime manası وَقَدْ مُحَقَّقْ خَلَقَ Allah-u Teala yarattıkum sizi nasıl yarattı? اَتْوَارًا tavır tavır yarattı. Yani o tavırdan iki satır aşağıda gelecek. Öyle ayet-i el-muşir işaret edici neye? İşaret edici ila kıyasin temsiliyin kıyası temsiliye temsili bir kıyasa işaret eden. Yani bu ayet-i kerimenin içerisinde aşağıda da zikredileceği gibi bir kıyas göreceğiz. Yani nutfenin alakanın mudgaya, mudganın izam ve lehme bir şeyini göreceğiz inşallah. Yani temsili bir kıyasını göreceğiz. Temsili kıyas da aşağıda dörtte dediği gibi هو الاستدلال بأحد الجزئين على الآخر dedi. هو بو الاستدلال delil almaktır. Neyle? Bir ahadim cüz'eyni, iki cüzden birisiyle. Ne üzerine? Ama alel ahar, diğeri üzerine. Evet. Bir iki şey var. İki şeyden birisini diğeri üzerine delil olarak alıyorsunuz. Burada da Allah alem işte o meninin nutfeye dönüşmesi, nutfenin alakaya dönüşmesi, alakanın mulgaya dönüşmesi Mü'minun suresinin 12. ayet-i kerimesinden 16. ayet-i kerimesine kadar haber verildiği gibi. Burada tabii ki bir temsildir bu, bir misaldir insanın meydana gelmesi hususunda. Ve aynı zamanda bir kıyas var. Buradaki ecisamın, insanın cüzlerinin birbirine kıyası söz konusu. El-müşir ila kıyasin temsiliyen, temsili kıyasa müşir, işaret eden, fakat halakakum etvara ayet-i kerimesi gibi. Daha ne gibi? وَمَا رَبُّكَ بِالظَّلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَمَا رَبُّكَ سَنْ رَبِّنْ دَيْلِ بِالظَّلَّامٍ مُبَالَيْلَ زُلْمَدِجِ دَيْلِ kime lil abidi kullarına, Allah-u Teala kullarına zulmetmez. Niye? Çünkü Allah-u Teala adildir. Adil olan Allah Celle Celaluhu adaletsizlik yapmaz. Öyle وَمَا رَبُّكَ بِالظَّلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ayet-i kerimesi ki el-müşir işaret eden edici neye ila delilin adliyin adli bir delile. Evet, Allah-u Teala'nın adli deliline işaret eden ve مَا رَبُّكَ بِالظَّلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ve temsili kıyasa işaret eden وَقَدْ خَلَقَتُمْ اَتْوَارًا gibi daha ne gibi وَغَيْرِهِمَا ve bu iki ayet-i kerimeden başka ayetler gibi olan işte ayetlerden pek çoğunu tabammun etmiş olduğu delillerden binlercesi üzerine şamil olan 10. delil, emmanın haberi geldi. Delil, felakad fetaha, delil ki felakad fetaha, fa geldi çünkü emmanın haberi fa'nın duhulu vaciptir. Buradan da zaten felakad fetahanın emmel burhandaki emmanın haberi olduğunu, cevabı olduğunu anlıyoruz. Felakad muhakkak fetaha açtı. El-Kur'an-ı Kur'an-ı Azimüşşan fi ekseril ayati, ayetlerin ekserisinde çoğunda neyi açtı? Kuvvetin gedikler yani pencereler açtı. Öyle gedikler, öyle pencereler ki nafiz, nazıratın bakan ne iler haşri. Haşra nazır, haşra bakan gedikler, pencereler açtı.
Evet. Ne açtı? İşte bu ayet-i kerime. O kadar halakatın etvara. Misalini biraz sonra açacak Hazreti Üstad. Ve وَمَا رَبُّكَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِدِ ve bu iki ayetinden başka diğer pek çok ayetler ne yaptı? İşte haşra nazır, gedikler, pencereler açtı. اَمَّا الْقِيَاسُ تَمْثِيلِيُّ temsili kıyasa gelince böyle temsili kıyas ki اَلْمُشَارُ işaret etmeyi kendisine neyle? Bil ayetin ula, birinci ayetine yani وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارَ ayeti kerimesiyle kendisine işaret eden temsili kıyasa gelince فَنْزُرْ bak fi vücudil insani insanın meydana gelmesiyle meydana gelmesi hususunda meydana gelişinde bak fe innehu muhakkak o insan yenteqilu intikal ediyor min tavrin bir tavırdan ila tavrin başka bir tavır yani şuna bir bak insan meydana gelirken bir tavırdan başka bir tavra intikal ediyor geçiyor o mesela intikal etmiş olduğu tavırlardan neden min mini beyaniye minen nutfeti nutfeden nutfe meninin gelişmiş hali İnsan menisinin, min meniyyi yümle ayet-i kerimede geçen meninin biraz daha gelişmiş hali. Yani ana rahmine girdikten sonra biraz daha gelişim kazanmış hali. Minen nutfetu nutfeden neye intikal ediyor? İlel alakatihe. Zigot mu diyorlar ona? İlel alakati alakaya. Şöyle, alaka deyince onun zigot, zigot deyince aklıma şey geliyor. Yok bir önceki, nutfe için. Zigot deyince aklıma şey geliyor. Yıllar evvel kitapta görmüştüm. Horozun yumurta hani yumurtanın üzerinde bir siyah bir şey olur ya o zigotmuş. Zigotmuş ama insanda da böyle midir bilmiyorum. İşte dişi yumurtayla spermin buluşmasında ilk haline zigot deniyor. Nutfe. Min nutfetin emşaç birbirine karışmış olan nutfe. Evet. Yani dişi ve erkekten gelen emşaç mıdır? Yani emşaç demek istemedim ben. Nutfe diyorum. Meni sadece erkekten gelene ifade edildiği halde yani rahimde ikisinin birleşmiş haline zigot deniyor. İlk birleşme. Nutfe. Meninin gelişmiş hali. Evet. Nasıl nutfe. Gelişiyor meni? Yani, buluştu, arkadaşıyla buluştuğu buluştu. Zaman. Evet. Evet. Sonra alaka oluyor. Sözlüğe yani, baktım da erkek ve dişi gametin birleşmesiyle oluşan döllenmiş göze deniyor. İşte. Nutfeyi mi, zigotu mu? Öyle. Nutfe zigot. Değil mi? Hangisine baktın? Zigot. Zigot. Hayır ona değil, nutfeye baksana. Nutfeye bak. Aynı şey. sonra alaka asılmış. Rahimin duvarına tutulmuş. Hocam alaka olduğunda ruh var mı? Yok. Yok değil mi? Dördüncü ay değil mi? Evet. Dört ay on gün. 120 gün sonra. 120 gün sonra. Canlı mıdır? Canlıdır. Can ayrı bir şey ama ruh sahibi olmak farklı. Bitkisel hayat var ya. Yani. Bitkisel hayat. Tabii. Ruh. Çünkü meni canlıdır. Bu ne zaman oldu? Kaç ay oldu? Efendim? 4. ay. 120 gün. 120 gün. Hadis-i şerif de var. Var. Değil mi? Uzun bir hadis var. Ondan sonra. Melek geliyor. Zeynep buldun mu? Duru ve safi su diyor. Lütfeye. Meni, rahimdeki iki yarım ve ayrı cinsten hücrelerin birleşmiş. Şimdi oldu. İşte hocam ayet-i kerimede geçiyor. Min nutfetin emşac. Birbirine karışmış nutfeden halk ettik diyor Allah-u Teala. Evet. Rahimdeki iki yarım yoksa tek başına bir işe yaramıyor yani. Yine meninin gelişmiş hali. İşte gelişmiş demek o demek. Yani ötekiyle buluşmadıktan sonra bir gelişme söz konusu değil. Değil. Menilerin buluşması. Diğerleri mesela buluşmuyor hocam. O gidiyor onlar. Çünkü milyonlarca var yani. Milyonlarca çıkıyor. Bir tanesi muvaffak oluyor. Evet. Dişi hücreyle buluşmak bir tanesi. 100 kişi ister bir kişi alır. Onda binlerce. Bazılarının da hemen tutuluyor. 8-11 kişi doğuran kadın vardı geçen gördüğüm. Tabii işte aynı yumurtaya birden fazla sperm girerse o zaman da yumurta ikizler oluyor. Aynı yumurta ikizler oluyor. Evet. Veya birkaç yumurta varsa hepsi de böyle olursa o zaman ayrı yumurta ikizleri oluyor vesaire. Evet. Biyolojiye girdik hocam. Min tavrin ila tavrin bir tavırdan diğer başka bir tavra ki o tavırdan neden minen nutfeti nutfeden neye ilal alakati alakaya yani o nutfenin rahmin duvarlarına yapışmış hali sülük gibi ve minha o alakadan da ilal mudgati mudgaya bir şeyden eter
ومنها o mudghatan neye ilel azmi kemiğe ve lahmi ve ete ve minhu ondan da yani etten ve kemikten de ilel halqin cedidi yeni bir yaratılışa yeni bir halka yeni bir yaratılışa geçmekten ibaret olan tavırdan başka bir tavara tavara intikal eder ve li kullin her birer için mülkül etvari bu tavırlardan her birer için vardır ne vardır kavaninu mahsusatun hususi kanunlar vardır alaka için mutfa için mubua için hepsi için hususi kanunlar vardır ve nizamatun muayyenetun muayyen yani belli bir takım nizamlar vardır intizamlar vardır daha ve harekatun hareketler vardır öyle hareketler ki mutlara da tün birbirine benzeyen yani düzgün hareketler vardır periyodik öyle olacak diyorlar. Ki buna periyodik diyorlar. Periyodik bir takım şeyler olacak ki işte bunlar meydana gelmiş olsun. Yeşifo yeşifo şeffaf olarak görünür kullun her birer minha bu harekattan nizamattan ve kavanin yani kanunlardan İnhanın hasını kanunlara, nizamata ve harekata gönderir. Arası bilinir de bunlardan. Evet, peki neden? Ankastin bir maksattan. Yani bu görülen şey şeyi söylüyor. Yani ankastin bir kasıt var. Yani ne görülür yani? Ankastin bir maksat daha ve iradetin bir irade daha ve ihtiyari ve bir ihtiyar, bir tercih. Ne olur? Kendisini gösterir. Görünür. Bütün bu hareketlerin ardından. Sümme sonra teemmel düşün fi bekaihi. Bu insanın bekası yani bekasının hayatın devamı anlamında değil mi hocam bekaihi? Tabii hayatın o insanın hayatını o bekaihinin bilgisi insana gidiyor. O insanın hayatının devamında, devam etmesinde düşün. Fe inne hazel vücude muhakkak bu vücut yüceddidu teceddüd eder yeniler neyi libasehu elbisesini nerede fi kulli senetin her bir yılda her sene daha ve min şe'nihi ve onun o vücudun varlığın şanındandır ne ettehallülü dağılma daha ve terekkubu ve birleşme bir araya gelme onun o vücudun şanındandır. Eyyâli ilgâdâ'ul hücayrâti hücreciklerin bitmesi daha ve tamiruha ve o hücreciklerin tamir edilmesi. Yani bir takım hücreler ölüyor, onun yerine başka bir takım hücreler tamir oluyor, diriliyor. Evet, işte bu şekilde de hayat meydana geliyor. Orayı bir daha okuyayım. Ve min şe'nihi bu vücudun var olmanın şanındandır. Ettehallül ve terekkubu. Tahallül ve terekkub. Dağılma ve bir araya gelme. Yani tahallül ve terekkubu tefsir ediyor. İnkıda'ul hücayrat ve ta'miruha. Hücreciklerin inkıdadı yani bitmesi ve tamiri. Neyle peki tamiri? Bi bedeli ma. Öyle bir şeyin yerine ki yetehallelu dağılıyor. Neden? Minel maddetin latifeti. Latif olan maddeden dağılıyor. Öyle latif madde ki el muvezzaati dağıtılan nevzene ala nisbeti. Nisbeti münasebetil e'bai uzuvların yani azanın uzuvların münasip nisbeti üzere, alakası üzere dağıtılan latif maddeden o latif maddeden ki hücre Allah'a ile beraber onu kastediyor zannediyorum. Kan mı yoksunuz? Kan gibi geliyor bana da yani. Kan veya kanın içindeki madde. Latif madde çünkü akıcı. Çünkü hücre o yenileyen, da, yenileyen kandır. Kanın içinde işte alıyorlar, akıyorlar var. O minel maddi. Eskileri alıyor. Deyince o zaman kanı kastediyor. Eskileri alıyor hocam. Kan evet. Eskileri yani ölmüş veya enkaz haline gelmiş hücreleri alıyor, topluyor. Ama oraya oksijen götürerek, oraya çeşitli maddeleri götürerek diğerlerinde hayatının devamına, erzakıyla devamına vesile oluyor. Elleti öyle. Bu her sene olayı şey midir? Bilimsel bir şey. Bilimsel mi? Tabii. Peki, yani şöyle düşünün hocam, buranın tuğlalarının çok hareketli olduğunu düşünün.
Her gün bir tuğlayı alıyorsunuz, ötekini koyuyorsunuz. Hocam, ben şeyi anladım. Üstadın olduğu, bunu yazdığı dönemlerde bu bilim var mıydı? İhtimal biliniyordur. Bu derece olsa biliniyordur. Çünkü kendisinin vefatıyla alakalı yazmış olduğu kerametvari bir şey var, şiiri var. Lemaat Risalesi'nin başında. Yani işte şiir yazmış herhalde. Evet, tabii. 1379'da o şiiri hocam vefat edeceğim. Olur. 1379'da ama sizin bildiğiniz şey gibi değil. Ben diyor nazma şey muzdarayım, nazım yapamıyorum ama diyor kendince bir şeyler yazdım diyor. Orada 1379'da vefat edeceğini. Ebced de sahibi. Ebced de. İşaretle. Yani ama oradan şu çıkıyor. Her sene şimdi şeyi hatırlayabilecek miyim? Sözler de vardı ama neyse sonra bakarız ona. Yani kendisinin her bir senede yeni bir saidin öldüğünü, yeni bir saidin geldiğini, 79'da da en sonunu onun mezar taşı olacağını, dolayısıyla da vefatı 1379 çıkıyor. 1960'a tekabül ediyor. Doğumu 1300 mü oluyor? Yok, doğumu 1293. 90? 1. 90 veya 91. 1379'da vefat. Yani Rumi veya Hicri olarak kabul edelim. Bakalım mesela. Şeye yakın. 93 harbi var ya, 1293. O dönemlerde doğmuş. 1876'lar civarı. Elleti öyle hücreler ki... Onu niye söyledim? Özür dilerim. Her sene vefatını, yani her sene ben bir sayıp öldü benden. 79. da onun başında bir mezar taşı olacak diyor. Yani 79'daki tamam orada bitiyor artık. Ölüm geldi demek anlamında. 1918'de telif etmiş olduğu bir risalenin başında yazmış olduğu bir şey. Onu ben göstereyim size inşallah. Elleti öyle hücrecikler ki yuhbiruha onları hazır ediyor kim saniha o hücrelerin saniye olan Allahu Teala neyle bir kanunun mahsusu hususi bir kanun ile. Sümme bundan sonra teemmel düşün fi atvari tilke maddetil latifeti bu latif olan maddelerin tavırlarında öyle latif maddeler ki el hamileti taşıyıcı neyi le erzak le eczaiha taşıyıcı deyince şimdi sanki kan olduğu daha iyi anlaşılıyor. Evet. Neyi taşıyıcı? لِأَرْزَاتِ الْاَجْزَاءِ beden cüzlerinin rızıklarını taşıyıcı. Keyfe nasıl tenteşir, dağılıyor fi aktar bedeni, bedenin kuturlarına, bedenin etrafına, intişaran dağılmakla. Öyle dağılmak ki tehayyara, hayret ediyor fihi bunda o dağılışta ne el-ukula akıllar, akılların kendisinde hayret etmiş olduğu bir dağılmakla ne yapıyor bedenin etrafında nasıl da dağılıyor ve keyfe nasıl tenkasim bölünüyor bir